Ay Muharrem İnce sizleri sevgiyle selamlıyor. Türkiye'nin ekonomisini 19 yılda batırdılar. Türkiye'nin tarımını çökerttiler. 41 ilde kuraklık tehlikesi var. Hükümetten ses yok. Yüz yüze eğitimi beceremiyorlar. Uzaktan eğitimi de beceremiyorlar. Sağlıkta aşıda bir aşı olmayanlar var, bir de üç aşı olanlar var. Üç aşı. Memleketin durumu bitmiş. Eğitimi çökmüş, tarımı çökmüş. Sanayisi bitmiş, dükkanları kapalı. 19 yıldır memleketi yönetiyor. Atatürkler gittiği yerde kavga yapıyorlar. Ama bunun yanında da bir muhalefet var. Muhalefet de yapıyor. Muhalefet de kendi elindeki menemeni AKP'ye veriyor. 20 yıldır AK Parti'ye oy verip bugün yeter artık, bunlara oy vermeyeceğim ama elim diğerlerine de gitmiyor diyenlere sesleniyorum. Senin yerin tam Memleket Partisi. Gel buraya, gel. Biz atadan dededen Atatürkçüyüz. CHP'den başka partiye oy vermeyiz. Kerhen oy veriyoruz CHP'ye. Ne yapalım? AKP mi gelsin? Özellikle İzmir'de çok var bu, İzmir'de. Ya memnun değilim bu partiden ama ne yapayım? AKP mi gelsin? Allah kahretsin. Zorla CHP'ye oy veriyorum diyenler var. Senin yerin tam Memleket Partisi. Tam. Tam da burası. Ben ülkücüyüm. Ama bu MHP'yi harbiden de ülkücüyüm. Eşimin adı da Ülkü, o ayrı mesele ya. Ben ülkücüyüm. Ama bu MHP'yi Erdoğan'ın peşine taktılar. Ne yapayım, elim diğerlerine de gitmiyor diyorsan senin geleceğin yer tam Memleket Partisi'dir. Ben CHP'ye kızmıştım. İyi Parti'ye gitmiştim. Ne yapayım işte, geldim buraya. Boşlukta kalma güzel kardeşim. Senin yerin de Memleket Partisi. Seni de buraya bekliyorum. Ben HDP'ye oy veriyorum. Ama HDP Türkiye Partisi olamıyor. Bir arpa boyu olamıyorlar. Terörü kınamıyorlar diyorsan gel kardeşim, senin yerin Memleket Partisi. Sandığa gitmiyorum diyorsan, bu düzen değişmez diyorsan, umutsuzsan gel umutlarını tazele, umutlarını yeşert, umutlarını yücelt. Gel Memleket Partisi'ne diyorum. Mafyadan 10 bin dolar maaş almak şerefsizliktir. Saraydan para alıp parti kurmak da şerefsizliktir. Ama insanlara iftira atmak da şerefsizliktir. Eğitimciler der ki çocuğun üstün yararı, çocuğun üstün yararı. Yani evinde konuştuğu dil mi, memleketin çoğunluğunda konuşulan dil mi? Hangisiyle matematik öğretirsen çocuk daha kolay anlar. Eğitimciler tartışır bunu. Benim dediğim şu, bu dediğim bir bilim. Bunu siyasetçiler tartışmasın. Pedagoglar, eğitimciler, dil uzmanları bunlar tartışsın. Benim dediğim bu. Almış, eğmiş, bükmüş. Bu milleti 19 senede canından bezdirdiler. Doları 3 katına çıkardılar aldıkları günden bu yana. Borcunu arttırdılar, tarımını çökerttiler, eğitimini bitirdiler. Umutları yok ettiler. Gençler yurt dışına gitmek için fırsat kolluyor. Gelecekten umutsuz. Biz bu umutları yeniden yücelteceğiz, yeniden. 2018'de Edirne'de ilk mitingimi yaptığımda
Daha rayına oturmamıştı her şey. Aksaklıklar vardı, görüyordum. Arkadaşlara dedim ki 10 gün sonra göreceksiniz. 10 gün sonra. Yeniden ayağa kaldıracağız Türkiye'yi, yeniden. Bu sefer yarım kalan işimizi tamamlayacağız hep birlikte.